Merhabalar sevgili izleyicilerimiz, hayırlı cumalar ve Miraç kandilinizde mübarek olsun diyerek programımıza başlıyoruz. Bugün Miraç Kandili ve Mersin İl Müftülüğü olarak hazırlıyoruz biz bu programı. Miraç Kandili'nden tabii ki bahsedeceğiz. Hem cuma hem Miraç'ın bir arada olması vesilesiyle de güzel bir gün, güzel bir program geçireceğiz inşallah. İçel TV'de ve Radyo Klas'ta bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize selamlar ve sevgiler göndererek başlıyoruz. Programda konuğumuz bugün Kur'an kursu öğreticilerimizden Sayın Gülten Bozdağ. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum hocam. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Teşekkürler, biz de iyiyiz. Öncelikle sizin kandilinizi ve cumanızı tebrik edelim. Teşekkür ediyorum. Ve ilk sorumuzla başlayalım. Buyurun. Miraç kandili diyoruz ama Miraç dinde İsra olayıyla beraber anılıyor. İsra ve Miraç olayı beraber anılıyor. Evet. İlk olarak buradan başlayalım isterseniz. İsra ve Miraç nedir acaba? Sayın hocam, öncelikle bu sorunuza cevap vermeden önce bu ulvi kandilin ebediyen gönül dünyamızı aydınlatması ve İslam alemine bütün müminlere huzur ve mutluluk getirmesini, gönüllerimizi uyandırmasını, muştular olmasını temenni ediyorum inşallah. Ve bütün müminlerin bu aydınlık gecelerini öncelikle tebrik ediyorum. İsra ve Miraç olayı, İsra kelime anlam olarak gece yürüyüşü demektir. Miraç ise göklere yükselen asansör ve yükselme aracı olarak kullanılıyor. Diğer bizim bildiğimiz peygamberimizin üstün makamlara yükselmesi ve Allah'ın huzuruna teşrif etmesine de Miraç olayı deniyor. Hazreti Peygamber'in gecenin bir bölümünde Mescid-i Haram'dan alınıp Mescid-i Aksa'ya götürülmesine, oradan da göklere yükselmesine Miraç diyoruz. Cenab-ı Hakk'a yakınlığın en üstün derecesine muhatap olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İnsanların akıllarının alamayacağı bir binekle çıkartılıyor ve en ulvi makama yükseltiliyor. Bu ulvi makamda tabii son haddi kadar Cebrail aleyhisselam eşlik ediyor. Allahü Teala'nın Sidretil Münteha denilen yere Peygamber Efendimiz hiç kimse olmadan tek olarak Hazreti Allah'ın huzuruna çıkartılıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o makamda Allahü Teala ile iki ok yakınlığı kadar yakın bir derecede buluşuyorlar Hazreti Peygamberimiz. Tabi Peygamberimiz buraya neden yükseltildi? Neden böyle bir ödül verildi kendisine? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dini tebliğ ederken çeşitli sıkıntılarla karşılaşıyordu. Oradaki müşrikler inanmıyordu. Zulümler had safhadaydı ve hicret etmek zorunda kalmışlardı. Artı olarak kendisini bakan, büyüten ve kendisine kol kanat geren Hazreti Ebu Talip amcası o yıl vefat etmişti. Arkasından sevgili eşim dediği, hiçbir şeye değişmediği ve gerçekten onu bir süre eşinin arasında farklı bir yeri olan Hazreti Hatice annemiz o yıl vefat etti. Bundan dolayı da o yıla hüzün yılı dendi. Arkasından hüzünler bitmiyordu, dertler, sıkıntılar bitmiyordu. Peygamber Efendimiz Taif'e İslam'ı anlatmak üzere yola çıktı. Tabii oradaki insanlar Peygamberimizi anlayamadılar. Onu çok üzdüler orada. Taşladılar, ona kıydılar. Topukları kan içerisinde kaldı ve çok üzülmüştü. O gece evine döndükten sonra gerçekten hüzünlüydü. Allahü Teala da onun bu hüznünü gidermek, bir nevi gönlünü almak amacıyla onu huzuruna davet etti. Bu ilahi vahiye muhatap kıldı ve böylelikle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a yükseltildi. Bu geceye Miraç gecesi denmesinin sebebi de yükseğe çıkartılmasından dolayıydı. Bu Miraç hicretten 1,5 yıl kadar önce bir gece vakti büyük meleklerden Cebrail aleyhisselamın eşliğiyle gerçekleşti. Bu Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinin 1. ayetinde şöyle bahseder. Kulu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan kendisine bir takım ayetlerimizi göstermek için çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Doğrusu o işitir ve
görür. Mescid-i Aksa'dan sonraki Miraç yolculuğu hakkında bilgilerimiz ise yani hadis-i şeriflerle sabittir. Bu konuda hadislerde de Peygamber Efendimiz Cibril refakatinde hiçbir insana nasip olmayacak bir şekilde zaman ve mekan mefhumlarını aşarak göklere yükselmesi, varlık ufuklarının üzerine çıkarılarak Yüce Allah'ın huzuruna varmasıdır. Evet. Buyurun hocam. Yani Miraç olayı aslında daha çok bizim İsra olayından daha fazla Miraç olayıyla ilgilenmemizden kaynaklanıyor. Daha çok onunla ilgili detayları bilmemiz. Ama Kur'an-ı Kerim'de İsra olayından bahsedilmesi, bir gecede Arabistan'dan kalkıp Filistin'e gitmesi. Yani bu ayet-i kerimede İsra suresinde ayet-i kerimede geçtiği için dinen sabit olan bir bilgidir ve buna iman ediyoruz. Evet. Gerçekten hani burada belki şunu düşünebilir miyiz izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz? Burada şunu düşünmeliler mi acaba? Neden Kudüs, neden Mescid-i Aksa'ya gitti değil mi? Mescid-i Haram'dan, Kabe'den kalkıyor ve Mescid-i Aksa'ya gidiyor. Oranın kutsallığına binaen, oranın mübarek, çevresini mübarek kıldığımız diyor çünkü ayeti kerimede. Evet. Belki orayı şöyle bir kez daha düşünmemiz için bugün bir fırsat olabilir bizim için. Hani Mescid-i Aksa'da yaşananlar, İsrail'in orada yapmış olduğu trajedi, o yapmış olduğu katliamlar, belki bunları bir kez daha düşünebilir. Peygamber Efendimizin bugün Miraç'a yükseldiği o mübarek yer ne halde? Belki bunların hesabını kendi içimizde, içsel olarak ibadetlerimizin arasında bunu da katabiliriz herhalde değil evet, mi? Evet, kesinlikle. Peygamber Efendimiz'den sonra Kudüs Hazreti Ömer zamanında fethedildi. Kudüs'e sahip çıkıldı ve Peygamber Efendimiz 15 yıl boyunca oraya dönerek ibadet etti. Daha sonra Kabe'ye döndürüldü. O yüzden Kudüs'ün İslam aleminde çok büyük bir önemi var. Ve İsa Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın da ibadetgahı olarak geçen Kudüs gerçekten gerçekten kıymetlidir. İslam nezdinde çok büyük öneme sahiptir. Şu andaki durumu da İslam'ın kullara yani Allah'ın kullarına bir nidasıdır. Bu Miraç'ı algılamak sadece namaz kılmak, oruç tutmak değildir. Kardeşliğin, bütünlüğün ve İslam'ın önemsediği beldelerin kurtarılması, hidayete ulaştırılması ve bu zulümlerin ortadan kaldırılması için gerçekten bir çaba gösterilmesini aslında bize idrak etmemizi istiyor Cenab-ı Hak. Bu yüzden Allah-u Teala yani bizi Miraç'a, Peygamberimizi Miraç'a çağırırken onu müjdeledi. Kudüs'ü mübarek kıldı. İşte bize orada namazı hediye etti. Evet. Buna benzer 3 tane daha hediyesi vardı Peygamber Efendimiz'e. İsterseniz hediyelere geçmeden önce bir de bu olayın hani insan aklıyla düşündüğümüzde o dönemki teknolojik şartlar, o dönemki imkanlar boyutunca düşündüğümüzde ya bu nasıl olabilir? Yani bir gecede ta o kadar yolu gidecek. Ha o bir de oradan gökyüzüne çıkacak. Allah-u Teala ile buluşacak. Kafirlerin dalga geçip bak gördün mü? En sonunda bizim dediğimiz oldu. Yani peygamberimiz için o kullandığı kötü sıfatlar, Mecnun demiştik, deli demiştik, şair demiştik. Bunların hepsini yerine getirecek bir şey en sonunda söyledi diye bu olay sonrasında seviniyorlar. Ve olay tabii ki Hazreti Ebu Bekir'e intikal ediyor. Ve devamında Hazreti Ebu Bekir'e verilen bir ünvan var. Evet. İsterseniz olayın devamını paylaşıp söyleyelim. Evet. Sayın hocam, şimdi bu insanların algılayamadığı bir şey var. Metafizik ötesi dediğimiz bir olay. Ben size soruyorum. Şu anda teknolojik olarak burada sunum yaparken nerelere ulaşıyoruz? Değil mi? Bunun bir açıklaması var mıdır? İnsanlar açıklayabiliyor mu? Yani bunlar insan elindeyken, insanın kudretiyle yapılan bu imkanların ötesinde Allah-u Teala'nın Hazreti Peygamber'i Kudüs'te Mescid-i Haram'dan alıp Mescid-i Aksa'ya götürmesi ve onu da
alemlere yükseltmesi çok abes bir olay değil. Çünkü Allah'ın her şeye kudreti yeter. İnsanlar şimdi uzaya mekikler gönderip oradan haberleşebiliyorlarsa ve insanlar bunu kabullenebiliyorsa, inanan bir Müslüman mutlaka ki bunun sorgusunun sualinin peşinde değildir. Evet. Ki öyle düşünüyorum. O sadece bize inanmayanların Müslümanlara yaptığı bir oyundur. Yetişemedikleri, ulaşamadıkları, çamur atmak istedikleri bir olay olarak düşünüyorum. Kesinlikle metafizik ötesi bir olaydır. Hı hı. Ve bu bir gerçektir. Biz buna inandık, iman ettik. Zaten Amene Resulü'nün manasında da diyor değil mi? Biz Allah'a, peygamberlerine inandık, iman ettik. Bütün Rabbimin bize gösterdiği bütün kudretlere inandık. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a gelince onu şöyle kısaca anlatmak istiyorum. Yani özellikle de şu toplumda bir dosta ne kadar ihtiyacımız olduğunu, sadık bir dosta. Çünkü insanoğlunun başına her an her şey gelebiliyor. Güzel bir şekilde size şu şekilde izah etmek istiyorum. Hazreti Ebu Bekir zor zamanlarının adamı, peygamberimizin zor zamanlarında yanındaydı. İslam mücadelesinin yüce kahramanıdır. O bir kez olsun Resulullah'ın yanından hiç ayrılmamış, o ne dediyse tasdik etmiştir. Asla bir şüpheye mahal vermemiştir. Hicret yolculuğu sırasında da Peygamber Efendimizin can yoldaşıydı. İnsan bazen çok zor günler geçirebilir, büyük sıkıntılar yaşayabilir, her şey üst üste gelir, sanki dağlar üzerimize göçmüş gibidir. Herkes üzerine geldiği gibi bütün dostlar bile düşman mahiyetinde gözükür insanlara. Böyle iftirayla karşılaşabiliriz, çirkin olaylarla karşılaşabiliriz. Artık çıkış yolları kapandı, artık ne yapacağımızı bilemez hale gelebiliriz. Dağlar taş olmuş, üzerimize yürümüştür. İşte o zaman insan yanında duracağı, sırtını yaslayabileceği, dayanabileceği bir dosta ihtiyaç duyar. Peygamber Efendimizin bu zor anında şeksiz şüphesiz Peygamber Efendimiz'e inanan tek Müslüman diyebiliriz. O anda Peygamber Efendimiz'le ilgili olayı Hazreti Ebu Bekir'e ilettiklerinde, ya Ebu Bekir, peygamberin söylediği bu olaylar nedir? Hiç inandırıcı gelmiyor dediklerinde Hazreti Ebu Bekir gibi sadık bir dost, salih bir arkadaş cevaben diyor ki, o demişse kesinlikle doğrudur, hatta onun demediği şeyler de doğrudur. Yani onun kalbinden geçenler de doğrudur diyerek peygamberimize ne kadar sadık olduğunu ispat etmiştir ve o yüce makama, sıddık makamına bu şekilde bu lakabı alma sebebi de odur. Evet. Hazreti Ebu Bekir'in. Rabbim dünyada gerçekten hepimize böyle güzel dostlar nasip eylesin. Evet. Her halükarda yanımızda durabilecek, iyi günümüzde değil de kötü günümüzde de yanımızda olabilecek bir dost nasip eylesin. Rabbim inşallah şu mübarek günlerde dostluğumuzu, kardeşliğimizi, bütünlüğümüzü bozmasın. İnşallah. Rabbim düşmanlara fırsat vermesin. Ve bizim de öyle dostlar olmamızı nasip eylesin. Kesinlikle. Ha, öyle tabii dostlar ki bu karşılıklıdır. Yani Rabbim sözünde duran, güvenilen insanlar olmayı hepimize nasip eylesin. Aslında Miraç bize ne kadar çok şeyden bahsediyormuş. Evet. Dostluktan, inanmaktan, metafizik alemlere olan, çünkü birçok daha keşfedilmemiş şey var. Evet, sesimizi, görüntümüzü iletebiliyoruz ama cismen henüz taşıyamıyoruz kendimizi. Belki ileride teknoloji ilerlediğinde biraz daha bunlar yaşanabilir ama bunlara rağmen bunların hiçbirisinin olmadığı bir dönemde o söylemişse doğrudur diyebilecek bir imana sahip olmak ve böyle bir dost olmak gerçekten çok önemli. Biz de Miraç Kandili'nde değil mi kendimizi ibadetlere başlarken belki bunu sorabiliriz. Biz dinin emirlerine karşı, Allah'ın emirlerine karşı, Peygamberimizin yapmış olduğu ve tavsiye etmiş olduğu şeylere karşı duruşumuz acaba Allah-u Teala bunu söylemişse benim yapmam lazım diye mi yaklaşıyoruz, yoksa ya şu kadar yapsam yeter mi? Şu kadar olsa yeter mi? Şu kadar tesbih çeksem yeter mi? Şu kadar kılsam yeter mi diye onu daha azaltmaya mı çalışıyoruz? Hani koşarak mı yapıyoruz? Eksiltmeye çalışarak mı yapıyoruz? Bunların belki muhasebesini yapabiliriz kendi kendimize. Bugün onun muhasebesini yapabiliriz. Peki hocam, Miraç hediyeleri, namaz dediniz. Evet. Biraz oradan devam edelim. Miraç'ta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kıymetli hediyelerden biri olan, ibadetlerin miracı olan namaz hediye edildi. Hı hı. O yüzden
dinin direği, müminin miracı olarak atfedilen namazın miraç denmesinin sebebi, ibadetlerin arasında sadece Allah'ın huzurunda peygamberimize hiçbir aracı olmadan tebliğ edilen bir ibadet olmasından kaynaklıdır. Kıymeti buradan geliyor. Kesinlikle oradan gelmektedir. O yüzden namaz tamam, din tamam diyor Peygamber Efendimiz. Yani namazsız bir Müslüman asla düşünülemiyor. Hani diyorlar ya, bizim kalbimiz temiz. Tamam, biliyoruz. Yani insanların kalbi temiz olabilir ama bunu zaten sadece Allah bilir. Hiç kimse kimsenin kalbini bilemez. Evet. Bunu kesinlikle dışarıya taşıyarak kendimize de ispat etmemiz gerekiyor, değil mi? Kalbimin temizliğini nereden anlayabilirim? Allah'ı sevdiğimi nereden anlayabilirim? Kendim seviyorum ama ne kadar seviyorum? İşte Allah'ın emir ve yasaklarına uyarak, onun emirlerine uyduğumuzda, yasaklarından da kaçındığımızda ancak inandığımızı, sevdiğimizi ifade edebiliriz. Diğer bir hediye olan Bakara suresinin son iki ayeti olan Emine Resulü suresi bizlere gönderildi hediye olarak. O da çok güzel manalara bizlere ifade ediyor. Diğer biri de Allah-u Teala'nın bana ortak koşmayanları, yani Allah'a ortak koşmayanları affedebileceğini, diğer günahları tabii kendi istediğinizde yani kim affedip kim affetmeyeceğini kesinlikle bilemiyoruz. Ama tek bir şık var, Allah'a ortak koşanların affedilemeyeceğini anlatmak istiyorum. Evet, şirk affedilmiyor. Kesinlikle şirki affetmiyor. Bu yüzden bizim öncelikle Allah'a imanımızın, inancımızın tam olması gerekiyor. İbadetlerde de, diğer hususlarda da Allah-u Teala tevbemize, kalbimizin pişmanlığına bakarak günahlarımızı affedebiliyor. Ama bunun için de tabii ki çokça tevbe etmeli, Allah'ın verdiği nimetlere şükretmeliyiz. Namaz, yüce seyahatin İsra ve Miraç mucizesinin en büyük hatırasıydı Peygamber Efendimiz için. Allah Celle Celaluhu diğer emirlerinden farklı olarak gökyüzünde Peygamber Efendimiz'e buyurdu. Mescid-i Haram'dan alıp Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürdükten sonra gerçekleşen bu olaylardan sonra namazın önemi biraz daha arttı. Diğer bir husus da, kulu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan kendisine bir takım ayetlerimizi göstermek, çevresini mübarek kıldığımız Aksa'ya götürmek için diye ayet-i kerime indi. Cebrail aleyhisselam namazın ulvi olmasından bahsettik Sayın Hocam. Diğeri sorular birbiri arkasına gelince çok kıymetli olunca nereden başlayalım karıştırdık. Şimdi namaz en kıymetli olanı ve bunlar arasındaki diğer hediyelerde dediniz ki Ettehiyyatü duası, orada Allah-u Teala ile Peygamberimiz arasında olan bir sohbet, bir konuşma. Ettehiyyatü de Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'i selamlıyor. O selamı alırken ümmetini unutmuyor. Bu selamlama konuşmasıyla başladığını görüyoruz. Evet. Daha sonra şirke düşmeyenlerin orada affedileceğinin müjdelendiğini söylediniz ve Amener Resulü duası, Bakara suresinin son iki ayeti de orada hediye ediliyor Peygamberimize. Bu Amener Resulü'nün manasında şunu demek istiyor Allah-u Teala. Her gün diyor yatsı namazından sonra okuduğumuz Amener Resulü'nün manasında bizler bu ayetlerde Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettik diyerek Rabbimize verdiğimiz kulluk sözümüzü yerine getiriyoruz. İşittik, itaat ettik, Rabbimiz affına sığındık. Dönüş ancak sanadır diyoruz bu surenin mealinde. Bununla birlikte dünyada yapıp ettiğimiz her şeyin hesabının sorulacağını biliyoruz. Bunu idrak ediyoruz. Ve nihayet şu dualarımızla da Rabbimize en içten yakarışlarımızla iltica ediyoruz. Diyoruz ki Rabbimiz, eğer unutacak veya yanılacak olursak bizleri sorumlu tutma. Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bizlere de ağır yükleme. Evet. Rabbimiz, bizi gücümüzün yetmeyeceğini bizlere taşıtma, bizi affet, bizi bağışla, bize acı, sen bizim Mevlamızsın ve kafirlere karşı bizlere yardım et diye bu Emine Resulü ile beraber Allah-u Teala'ya niyazda, duada bulunuyoruz. Yani hocam aslında Emine Resulü bize imanı tarif ediyor önce. Evet. Sonra o imana sahip olan kişinin nasıl itaatinin olacağını, yani İşittik ve itaat ettik. Evet. Yani pazarlığa girmedik. Şu kadar şart koşmadık. Hani aslında Miraç hadisesinde bahsedilen bazı şeyler vardır ya.
bazı rivayetler vardır. İşte Peygamberimiz önce namaz şu kadar vakitti de işte şöyle oldu, tekrar o bir pazarlık söz konusudur. Aslında bu ayeti kerimeler de böyle bir pazarlığın olmayacağının da delili oluyor. Çünkü diyor ki işittik ve itaat ettik. Bu kadar. Yani emir geldi ve biz itaat ettik. Evet. Zaten verilen emir 5 vakitti ve o 5 vakti Peygamberimiz alıp o hediye olarak bize getirdi. Biz de onu hediye olarak kabul edersek severek Allah'ın huzuruna koşuyoruz. Evet. Ama bir sorumluluk ya da yükümlülük olarak düşünürsek ya da bir zorunluluk olarak düşünürsek namaz bize ağır gelmeye başlıyor. O yüzden hediyeyi, insan hediyeyi nasıl sevinçle açarsa ibadete öyle koşuyor. Yoksa başka türlü bir boyuta dönüşmeye evet, başlıyor. Evet, kesinlikle. Namaza bir zorunluluk, bir borç olarak boynumuza yüklersek biz bunu kesinlikle altından kalkamayız. Bir nevi zulüm olur bize. Halbuki bir mümin namazda Rabbi ile buluştuğunu hissederse Rabbi onu davet ediyor huzuruna. Secdeye vardığında diyor, secdede fısıldadığını Yüce Rabbül Alemin gökyüzünde her yerde seni işitiyor. Evet. Yani sen fısıldıyorsun, o seni duyuyor ve sana cevap veriyor. Ne diyoruz biz secdede? Miraca yükseliyoruz. Yani yere secde ederek Allah'ın huzuruna yükseliyoruz. Evet, hani bir söz vardır ya, toprağa fısıldarsın arş-ı alemde duyulur evet, diye. Evet, yani secde budur, evet. Namaz budur. Ben buna ilgili bir kısa anlatmak istiyorum. Peygamber Efendimiz sahabelerden birini çok önemsiyor, çok seviyor. Tabii diğer sahabeler bundan, ya Resulallah bunda ne özellik var ki sen bunu daha çok seviyorsun dediklerinde Peygamber Efendimiz şey diyor, siz gidin ona sorun bakalım namazı nasıl kılıyor. Namazı anlatıyor sahabe. Ben diyor namazı diyor bir vakit kıldığımda diğer vakti o kadar sabırsızlıkla bekliyorum ki bir an önce diğer vakit olsa da Rabbimle buluşsam diye abdestimi alıp hazır bekliyorum diyor. Hasretle bekliyorum evet. Diğer vakti diyor. Onu kıldıktan sonra içime hüzün çöküyor. Diğer bir vakti bir daha umutla ve şevkle bekliyorum. Dediklerinde Peygamber Efendimiz cevap veriyor. Siz namazı nasıl kılıyorsunuz? Ya Resulallah vakti gelince abdest alıp kılıyoruz. İşte diyor aranızdaki fark bu. Yani o namazı beklemek. Bizim televizyon seyrederken reklam aralarına sıkıştırdığımız bir namaz asla olmamalı. Gerçekten. Çünkü biz orada Rabbimizle buluşuyoruz. Ona nidada bulunuyoruz. Ya Rabbi diyoruz. Sen bizi affeyle. Sen bizi zalimler güruhuna götürme. Fatiha'da 40 defa dua ediyoruz. Biz bunların mealini idrak edemediğimiz için, ne istediğimizi, anlamını bilemediğimiz, okumadığımız için namaz bize farklı geliyor. Evet, sanki zorun kesinlikle bir, borçmuş gibi borç, adlediyoruz ama asla öyle değildir. Allah'la buluşmadır. Şunu da sevgili izleyenlerimizle paylaşmak istiyorum. Namaz ancak kısmeti olan namaz kılıyor. Ancak Allah'ın huzuruna davet ettikleri secdede buluşabiliyor. Onu da isteyeni davet ediyor. Kesinlikle. Evet. Onun için biz namaz kılamıyorsak kendimizi gerçekten sorgulamalıyız. Allah bizi huzuruna neden almıyor? Değil evet. mi? Yoksa bizim namaz kılmama gibi bir lüksümüz yok. Bizim günahlarımız, bazı sıkıntılarımız bizi o huzura götürmüyor. Bunu aslında yargılayıp kendimize ondan sonra namazı, şevkini aşılamamız gerekiyor. Evet. Şimdi İsra olayı vuku buldu dediniz ve evet. İsra suresinden bahsettik az önce evet. hocam. Yani İsra suresinde Peygamberimiz zaten bir kul olarak orada kulumuzu bir gecede Mescid-i Haram'dan alıp Mescid-i Aksa'ya, etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya taşıdık dediği ayeti kerime. İsra suresi madem bu olaydan bahsediyor aslında Allah Teala'nın bu olayla bağlantılı olarak bize vermiş olduğu başka emirler, bu ayetlerde geçen düsturlar başka nelerdir? Belki bu gece İsra ve Miraç olayının gerçekleşmiş olduğu bu gece onları açıp okuyup kendimize ibret alabileceğimiz, çeki düzen verebileceğimiz neler tavsiye ediyor bize Rabbimiz? Rabbül Alemin İsra suresinin 23. ve 39. ayetlerinin manası üzerinde tefekkür etmemiz gerektiğini söylüyor ki bu gece kesinlikle bunu yapmamız gerekiyor. Namaz kılmalıyız tabii ki çokça tövbe getirmeliyiz ama bu gecenin önemi neydi? Sadece namaz kılmak, ibadet etmek mi? Yoksa insanlığa başka çağrılarda bulunmak mı? İşte İsra suresinde Allah-u Teala bu durumu şöyle ifade ediyor. Rabbim yalnız kendisine kulluk etmemizi, ana babaya iyi davranmayı emretti.
onlardan biri veya her ikisi senin yanında kalırsa, yaşlanırsa onlara karşı öf bile deme. Yakını, onları azarlama, ikisine de güzel söz söyle diyor. Hı hı. Hani diyor ya, bana şükür ettikten sonra anne babanıza şükredin. Hı hı. Demek ki sadece namaz kılmak, oruç tutmak, tevbe getirmekten ziyade bizi bunlara götüren daha farklı olayların olduğunu da ifade ediyor. Bir Müslüman namaz kılıyordur, oruç tutuyordur ama anne ve babasını saymıyordur. İşte bunu sorgulamak gerekiyor. Allah-u Teala bunu buyuruyor. Yani anne ve babanıza öf bile demeyin. Oradan başlıyor İsra suresinde. Buyurun hocam. Aslında bize bir insanlık onuruyla bir insan olarak yaşamamızı, evet, hani düzgün ve düzenli bir toplum olsun, insanlar birbirleriyle iyi geçinerek kırmadan yaşasınları da göstermiş oluyor. Tabii ki oluyor. Mutlaka. Ama burada özellikle anne babayı öne sürüyor. Evet. Çünkü ben şuna çok üzülüyorum bir insan olarak. Anne ve babamız biz doğduğumuzda büyüsünler de kocaman olsunlar, yaşasınlar diye gözümüzün içine bakarlar, hı hı, değil mi? Oysa biz yaşlandıklarında ne zaman ölecekler diye gözlerinin içine bakıyoruz. Ne kadar acı bir durum değil mi? Rabbim yaşlılarımızı başımızdan almasın. Belki de bazen o eve rızık bol bereket geliyorsa, anne ve babanın olduğu bir eve çok bereket yağıyorsa, inanın onların vesilesiyledir. Hı hı. Yani onlara saygı ve hürmetten kaynaklı. O yüzden diyorum ki gerçekten biz anne ve babalarımıza sahip çıksak acaba huzur evlerine ihtiyaç olur mu? Hı hı. Kesinlikle olmaz diye düşünüyorum. Yani Rabbim anne ve baba kıymeti bilen hayırlı evlatlardan bizlere nasip eylesin. Amin. Ve bizlere de o şekilde hayırlı evlat olmayı nasip eylesin inşallah. Yine ayet-i kerimede diyor ki saçıp savuranlar şeytanın dostlarıdır. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür. Elini boynuna bağlayıp cimri de kesilme diyor. Açıp tutumsuz olma, yoksa pişman olur, açıkta kalırsın. Yani ne demek istiyor? Ne biz cimri olacağız, ne de har vurup harman savuracağız. Kesinlikle bunları da önemsememiz gerekiyor. Çocuklarınızı diyor yoksulluk korkusuyla öldürmeyin. Biz onlara da size de yetecek kadar rızık veririz. Onları öldürmek şüphesiz büyük bir günahtır diyor ki o zaman çocuklar diri diri toprağa gömülüyordu değil mi? Şu anda da aynı şeyi yapmıyor muyuz Sayın Hocam? Hani kürtaj olarak. Hı hı. Yani bu da bir katliam, bir cinayettir. Allah-u Teala o yüzden diyor ki açlık korkusuyla, yani ben iki çocuğa zor bakıyorum, üçüncüye nasıl bakacağım, dördüncüye nasıl bakacağım korkusuyla diyor çocuklarınıza kıymayınız diyor. Hı hı. Sakın diyor zinaya yaklaşmayın. Doğrusu bu çirkindir, kötü bir yoldur. İnsanların neslinin, nesebinin bozulma sebeplerinden biri de zinadır. Rabbim bu büyük günahlardan bizleri muhafaza eylesin inşallah. Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere sakın kıymayın diyor. Ki şu anda Müslümanlar Müslümanlara kıyıyorlar. Eziyet ediyorlar, zulmediyorlar ve büyük bir İslam, yani İslam alemi gerçekten zor bir durumda. Evet. Bu yüzden Rabbül Alemin ne diyor? Sakın diyor cana kıymayın. Hı hı. Rabbim onlardan bizleri muhafaza eylesin. İslam alemini bu sıkıntılardan gerçekten kurtarsın. Bu gecede tek kendi nefsimize değil, İslam alemine de, Müslümanlara yapılan bu zulümlere de, sebep olanlara da hidayet için duada bulunalım. Rabbül Alemin'e nidada bulunalım inşallah. İnşallah. Diyor ki yetimin malına ergin çağına ulaşıncaya kadar en güzel şekilde sahip çıkın. Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü verilen söz mutlaka tutulması gerekir. Müslüman neyden sorumludur? Müslüman olduğumuz nereden belli olur? Verdiğimiz sözünde sözün durmaktan, üzerinde durmak, evet, değil mi? Evet. Ve bize verilen emanete de ihanet etmemeliyiz. Bir yetim ve malı bize emanet edilmişse onun aklı başına gelip akıl buluğu oluncaya kadar onlara en güzel şekilde koruma sağlamalıyız. Bir şeyi ölçtüğünüzde de diyor, tas tamam ölçün, doğru terazi ile tartın, böyle yapmak sonuç itibarıyla daha güzeldir. Yani terazide haksızlık yapmayın. Yeryüzünde böbürlenerek yürümeyin, çünkü sen ne yeri delebilir ne de boyca dağlara ulaşabilirsin. Bunların hepsi Rabbinin katında beğenilmeyen kötü şeylerdir diyor. Rabbül Alemin bu gecelerde de bu tür şeyleri idrak edip insan gibi olabilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. İnşallah. Peki hocam son olarak
verilen tavsiyeler güzel. Evet. Bunları gerçekten alıp da kulağımıza küpe yapar ve kendimize çeki düzen verirsek bu tavsiyeler güzel. İsra ve Miraç hadisesinden alınacak dersleri soralım son olarak. Vaktimiz daraldı sanırım. Evet. İsra ve Miraç mucizesi, Yüce Allah'ın emir ve yasaklarına uyarak maddi ve manevi alanda çalışıp gayret göstermeleri gerektiğini, ilim ve mertebeyle teknoloji ötesi ulvi makamlara ulaşılabileceğini anlatmaya çalışıyor. Yani Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'i Miraç'a yükselttiğinde onun çalışmalarına, Peygamber Efendimiz'in İslam'a hizmetine ve ona ödül olarak huzuruna çağırdı. İnsanların da aslında bir nevi bu ödüllere çalışarak, amel ederek yaklaşabileceğini, ulaşabileceğini anlatıyor. O yüzden bizim bunlardan çıkartabileceğimiz sonuç olarak İslam'ı en güzel şekilde yaşamalıyız, anlamalıyız ve insanlara anlatabilmeliyiz. Bu da sadece ibadetle, özetle, namazla, abdestle değil, insanların iç içe birbirine kenetlenmiş olarak Allah'ın rızasını gözeterek yaşamaları gerektiğini ifade buyurmaktadır. O yüzden mesela ben bugün öğrencilerimle şunu paylaştım. Tamam, gecesinde namaz kılalım, ibadet edelim, tövbe edelim, Kur'an-ı Kerim'i çokça okuyalım. Ama öncelikle buradan çıktığımızda gidip bir yoksulu ziyaret edelim, bir yaşlıyı ziyaret edelim, onların gönüllerini alalım, onlara dualarını alalım, bir bütün olalım. Yani bu geceleri bir coşku halinde yaşayalım, insan olmaya yönelelim. Hani bazen insanmış gibi görünüp farklı esfele seyfiliğin, aşağıların aşağısına indirilebilme duygusunu üzerimizden atalım inşallah. Bunlarla kardeşlerimizle dost olalım. Akşam bir tas çorbamızı komşumuzla paylaşalım. Bir poşet evimize yiyecek almışsak bir fakirin evine gidip onu yoklayalım. Ve ben özellikle şunu belirtmek istiyorum kardeşlerimize. Peygamber Efendimiz o zor dönemlerinde hicret etmek zorunda kaldılar. Habeşistan'a hicret ettiler. Mekke'den Medine'ye hicret ettiler. O zaman onlar muhacirdi. Medineliler Ensar'dı. Şu anda ben kendi nefsimde bunu düşünüyorum. Diyorum ki ya Rabbi, sen bize muhacirlere, muhacir kardeşlerimize Ensar olmak gibi güzel bir mevkiye bizi çıkardın. Ya Rabbi, gerçekten hakkıyla Ensar olabilmeyi bizlere nasip eyle. Şimdi insanlar arasında konuşuluyor. Ya bizim işimiz zaten yoktu. Bir de Suriyeliler geldi. Bizim ekmeğimize, aşımıza el koydular. İşte farklı şeylere. Ama Allah-u Teala diyor ki rızkı veren benim. Sen kucak açmakla sorumlusun. Sen paylaşmakla sorumlusun. Gerçekten zekat da bir nevi böyle değil mi? Malımızın zekatını verdiğimizde azaldığını mı zannediyoruz? Asla değil. Onun Müslümanlarla paylaşarak, inananlarla paylaşarak onun çoğalmasına vesile oluyoruz. Zaten bize ait olmayan bir şey malın zekatı. Evet, zaten Allah Teala'nın emrettiği bir şeyi bu da benim diyemeyiz ki. Evet. Şu kadarını vereceksin diyor zaten. Ama zaten o bizim değil. Kesinlikle değil. Aha. Yani bir de diyorum ya, rızkı veren Allah-u Teala. Evet. Ben inanıyorum ki bu güzel, o kardeşlerimize kucak açarak bizim kendimize ait olan şeyleri paylaşarak artacağına inanıyorum. Ve şunu idrak ediyorum kendi nefsimde. Ya Rabbel Alemin, bu kardeşlerimiz böyle bir zor duruma düştüler. Rabbim bizleri de düşürme. Hani diyor ya Emine Resulü'nün manasında, kaldıramayacağımız yükü bizlere yükleme. Değil mi? O yüzden o durumda da olabilirdik. Ve bizim gidebileceğimiz bir yer de yok düşündüğümde. Değil mi? Rabbim kimseyi vatanından, evinden, yurdundan, barkından ayırmasın. Bu gece gerçekten kardeşlerimize, insanlara, insanlık alemine çokça dua etmeliyiz. Onlarla bütün olmalıyız diye düşünüyorum. İnşallah Rabbim bu mübarek günü ve geceyi bütün insanlara hayırlı kılsın diyorum. Ve herkesin kandilini tebrik ediyorum tekrar. Teşekkür ediyoruz biz de. Miraç kandili inşallah tüm izleyicilerimize, dinleyicilerimize, herkese hayırlı ve mübarek olsun. İsra suresinde o bahsedilen tavsiyeleri okudunuz az önce. Evet. Belki oradan başlayabiliriz. Acaba ben de düzeltmem gereken şeyler neler diye. Muhasebe yapmalıyız. Muhasebe yapabiliriz. Kendimizi bir sınayabiliriz. Acaba hangilerini yapıyorum, ne kadar yapıyorum, ne kadarını yapmalıyım? Bu geceler aslında insanın kendisini dinleyebilmesi için,
kendisinin nerede olduğunu görebilmesi için bir fırsat geceleri. Kesinlikle. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vasfında Hakk'a yürümüş olduğumuz bir gece. Bu yürüyüşü de devam ettirmek aslında bizim kendi çabamızla ve gayretimizle olabilecek bir şey. Bu çaba ve gayrette bugünü anladığımız zaman Miraç nedir, nasıl Allah'a yükselirim, neler yaparsam yükselebilirimin cevabını aslında İsra suresindeki ayeti kerimelerde Rabbimiz bize söyledi. Evet. Teşekkür ediyoruz bizimle paylaştığınız Sayın için. Sayın Hocam küçük bir şeyle bağlamak istiyorum sözle. Yani Miraç deyince Miraç nasıl olmuş, nasıl gitmiş, nasıl yükselmiş ben bunları algılamıyorum değil. Miraç olmuş ve Peygamber Efendimiz'e bu hediyeler verilmiş. Biz bu mertebeye, Allah'ın huzuruna, bu ulvi yere nasıl çıkabiliriz? Nasıl gayret etmeliyiz? Bunların derdine düşmeliyiz. Bu geceler bize sorumluluk bilincini fazlalaştırmalı. İbadetleri artırmalı. Ve dostluk bilincini güçlendirmeli diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ediyoruz biz de. Biz de teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. İçel TV'de bizleri izleyenler ve Radyo Klas'ta bizleri dinlemekte olan tüm dinleyicilerimize tekrar hayırlı cumalar diliyoruz. Miraç kandiliniz yeniden mübarek olsun. İnşallah bu kandili anlayan, idrak eden, duygu ve düşüncelerini temizleyip yeniden arınan ve ibadetlerine dikkat eden insanlardan olmayı Rabbimiz hepimize nasip etsin. Hepinize tekrar hayırlı cumalar, hoşça kalın.